Selam arkadaşlar, kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere Meditown NFT oyununu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bu videoya geçmeden önce arkadaşlar, bu videoda anlatan hiçbir şeyin yatırım tavsiyesi olmadığı ve bu videoda anlatanların sadece inceleme videosu olduğunu unutmayın dostlarım deyip videomuza hemen geçiyoruz. Meditown oyunu arkadaşlar bir play to earn oyunu ve şöyle diyeyim, kadrosu çok düşük bir play to earn oyunu. Yani kadrosu düşük demek istediğim arkadaşlar, bir kişi yapıp bir kişinin yönettiği, yani sadece Denirk'ın burada arkadaşlar, sadece adminin tek kişi olduğu ve gerçekten kurucunun da olduğu, bütün sorunlarla kendini ilgilendiği bir oyun arkadaşlar, öyle söylemek istiyorum sizlere. Yani bu oyunda ne yaparsanız yapın arkadaşlar, sadece tek bir yöneten var ama oyun Aralık ayından beri devam etmekte, onu da söyleyeyim. Yani çok güzel bir iş başardığını burada eklemek istiyorum. Oyunda arkadaşlar köyümüzü kuruyoruz ve köyümüzden pasif gelir elde ediyoruz. Bir çiftlik oyunu ama çok kolay bir çiftlik oyunu. Zaten kodlaması falan da zor olduğunu sanmıyorum. Play'e bastığımızda hemen giriş yapıyoruz arkadaşlar akontu. Benim tarlamda böyle evler var ve evlerin hepsinin belli başlı bir günlük getirisi var arkadaşlar. Ve günlük getiri alıp arkadaşlar evlerimizi geliştirebiliyoruz. Oyunun özeti bu dostlar. Bir çiftlik kurma oyunumuz. Şimdi oyunumuza öncelikle giriş yapmak için ne lazım onu söyleyeyim sizlere. Öncelikle şu binadan almamız lazım. Oyuna girişte 5 dolara şu binadan almamız gerekiyor. Oyuna para yatırırken 1 dolar fee kesiyor. Yani 6 dolara gibi bir civara bu binada alabiliyoruz. Şimdi tabii ki de yatırırken topucu yatırırsanız sadece 1 dolar fee vermiş olursunuz. Onu da söyleyeyim. Oyunda bu binayı aldıktan sonra arkadaşlar bu bina diğer binaları üretmemizi sağlıyor. Yani diyelim bu binayı koydunuz ve etrafına artık bu binalardan koyabilirsiniz. Bu binalar ne işe yarıyor arkadaşlar? Bu binalardan günlük belli miktarda coin kazanıyoruz. Ve bu arkadaşlar coinler nasıl oluyor? Bu coinler arkadaşlar direkt dolar. Yani bu 4.28 coin direkt 4.28 USDT gibi düşünebilirsiniz. Her bir coin 1 dolara tekabül ediyor. Şimdi burada evler var. Evleri teker teker söyleyeyim arkadaşlar. Fish shop dediğimiz ev arkadaşlar bizim balık tutmamızı sağlıyor ve bize günlük 3 food getiriyor. Ve maliyeti 9.6 dolar arkadaşlar. 9.6 dolara günlük 3 food alabiliyorsunuz. Food'da neler yapıldığını az sonra göreceksiniz zaten. Big House var arkadaşlar. Big House biz 3 coin artı 15 ağacı alıyoruz. Bize günlük 0.15 toplamda aylık 4.50 coin getiriyor. Yani bu 3 dolar artı 15 food harcıyoruz. Wood'un da arkadaşlar fiyatı desek burada 5 ile 10 food arası veriyor. Hani 1.30 dolar diyelim buna ve food da veriyor aynı zamanda. Hani bundan 3 tane kazdığımızı varsaysak 3.90 bu. Yaklaşık 3'te bu 6.90. Yaklaşık ROI'si 30-40 gün bir şekilde olabiliyor arkadaşlar bu binanın da. Buradaki binanın arkadaşlar Small House'ın ROI'si 3.4 eksi 6 wood. Yani büyük ihtimal 3.4 artı 1.3 4.5. Bunun ROI'si de 4.20 veriyor. Bunun ROI'si de arkadaşlar yaklaşık olaraktan 1 ay. Buradaki arkadaşlar en önemli binalardan bir tanesi 6 coin alıyorsunuz. 6 coin veriyor aylık. Yani tam ROI'si 1 aylık bir kule bu windmill. Şimdi arkadaşlar burada fırın var. Şimdi bu fırın arkadaşlar 2 dolara yapılıyor ve 90 food'u bir tane koala çeviriyor. Kömüre çeviriyor. Ve bu kömürle ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Bu kömürle de eksi 3 tane kömürle de arkadaşlar koal yapabiliyorsunuz. Bu kömürde bu evde günlük 1 dolar ve 30 dolar veriyor aylık arkadaşlar gördüğünüz üzere. Yani 270 food yaparsanız 3 tane koal demek. Koal da size family house getirir, günlük 1 dolar pasif gelir demek arkadaşlar. Burada da pigeon cop var, bu 20 dolar artı 20 food yapılıyor arkadaşlar. Bu biraz pahalı, bende var bundan. Bu da arkadaşlar sizin PvP moduna girmenizi ve savaşmanızı sağlayacak ev arkadaşlar. Burada ağaçları keserek veya bitkileri keserek, burada bitkileri sağlayarak food ve aynı zamanda arkadaşlar ağaçlardan odun ve food elde edebileceksiniz yemek. Yani oyunda böyle bir şey de var ve günlük görevlerden de elde edebiliyorsunuz bunları. Referans linkimi aşağı bakacağım. Kesinlikle referans linkimle kaydolmayı unutmayın çünkü referans ödülleri de var, hem ben hem siz de kazanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar binaların neler ürettiğine nereden bakabiliyoruz? Bu binaların yanında küçük bir ayarlar kısmı gibi bir şey var. Burada bu binanın ne kadar ürettiğini görüntüleyebiliyoruz. Yani minimum claim bir günlük 3 tane et üretiyor gibi. Ve bu binaları da upgrade edebiliyoruz arkadaşlar. Ama upgrade etmek yerine yenilerini almak çok daha mantıklı duruyor açıkçası. Devamına baktığımızda bütün evlerin burada gelirlerini gösterebiliyoruz. Gördüğünüz üzere burada bütün evlerin gelirleri var. Bütün evler ne kadar getiriyor, günlük ne yapar, ne eder, hepsini görüntüleyebiliyoruz. En mantıklısı bana değirmen ROI'si geldi. Tam 30 gün. En güzeli de arkadaşlar bendeki şu family house. O da hangisi arkadaşlar? Bu. Bu da günlük 1 dolar getiriyor. Ama değirmen ROI'si 30 gün. Bunu yapmak daha zor çünkü bunun için 270 food lazım. En mantıklısı değirmen dizmek gibi. Zaten bu oyunda şöyle bir güzellik var. En büyük binaları da, en büyük köyleri de görüntüleyebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şuraya gelelim. Dövüş modunda kendinize rastgele bir
Hayvan çıkartıyorsunuz, tavuk çıkartıyorsunuz ve tavukları arkadaşlar buradan güçlendirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi orange'da proteinle, popcorn'la ve potion'la shop'tan alarak güçlendirebiliyorsunuz ve bunları arkadaşlar başka oyunlarında oyuncularla fight attırabileceğiz. Fight'a bastığım zaman buradan seçiyorum bir tane def 1, str 1, speed 1'li bir tane güçsüz tavuk var. Hemen ona gideceğim. Şu an error veriyor arkadaşlar. Bu sistem daha tam gelişmedi ama geldiğinde PvP atarak da para kazanabileceğiz. Şu anlık bu sistem hata vermesi normal arkadaşlar. Daha yeni ekliyorlar oyuna. Oyunda sürekli bir güncelleme yapılıyor. Tek kişi uğraştığı için biraz arkadaşlar bu konular sıkıntı olabiliyor ama bence güzel geliştirmiş şu ana kadar oyunu. O yüzden arkadaşlar hani yatırım yapacaksanız artık oyun 5 ayda gidebilir. 1 ay sonra da bitebilir. 10 gün sonra da bitebilir. Hani bu riski kendiniz göze alın diye söylüyorum. Referans linkimi de aşağı koyacağım. Buradan da aynı zamanda savaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Hani oyun arkadaşlar o kadar basic ki anlatacağım şeyler böyle. Binayı dikiyorsunuz. Food üreten binalarımız var. Bunlar balıkçılık. Ağaç keserek veya işte şu yerdeki bitkileri keserek odun ve food elde edebiliyorsunuz. Aynı zamanda binaların bazılarını dikerken odun, bazılarını dikerken sadece coin, bazılarını dikerken de sadece kömür istiyor. Bu da family house arkadaşlar. Buradan da pasif gelir elde etmeye başlıyorsunuz. Proje devam ederse kazanabiliyorsunuz. Devam etmezse kazanamıyorsunuz. Yani devam eder mi? Aralık ayından beri sürdürülebilir olması beni açıkçası cezbetti diyebilirim. Şöyle baktığımız zaman da arkadaşlar buildings kısmını açtığımızda bunlar var. Burada map editor var arkadaşlar. Map'te galiba bir şeylerin yerini değiştirebiliyoruz map editor'dan ama hani bunu üzerine daha fazla şey yapmadım. Bunları koyup çekertebiliyoruz mesela. Map editor'da daha da güzel yazı yazabiliyoruz. Mesela yol yapabiliyoruz evler arası gibi. Düşünebilirsiniz buraya. Şöyle yol alıyorsun, yol yapıyorsun evler arası. Ethereum simgesi vesaire de koyabiliyorsun arkadaşlar. Tarlanızı geliştirebiliyorsunuz. Şimdi referanslar da burada arkadaşlar. Ve oyuna başladığınızda bir görev sistemi oluyor. Yani zannettiğinizden daha hızlı kasıyorsunuz. Mesela ben görev sisteminden direkt 2 coin kastım bile. Görevler ne mesela? Millstone'dan ödül topla gibi 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 görevler var. Referral görevleri var. İlk arkadaşını elde et. Invite and wake win kazan gibi. Buradaki de görevler arkadaşlar 0.1 gold, 0.15 gold, 15 cent, 20 cent, 25 cent, böyle böyle 30 cent, burada 35 cent, burada 40 cent gibi artı artı en son arkadaşlar 2.5 gold'a kadar verebiliyor ama bu 150 referansa ulaşırsan burada 45 referansa ulaşırsan da 45 cent gibi. Ben küçük görevlerle 20 cent vesaire gibi ödüller aldım arkadaşlar. Toplamda buradan 2 dolar alabildim. Hani tabi görevler de önemli. Yapabilecek var, yapamayacak var. Doğru diyorsunuz bunda diyorsanız. Şimdi arkadaşlar çekim kısmına gelelim. Yatırırken zaten burada 1 dolar kestiğini söylemiştim. 4.7 USDT yatırırsanız 3.7 geçer. 1 dolar keser. Withdraw'da da arkadaşlar haftada bir withdraw edebiliyorsunuz. Withdraw ederken %5 kesinti var. Normal. 2.5 gold'da aşağısını çekemiyorsunuz. Şu an ben 4.2 gold çekebilirim mesela istersem. Ama bir haftada bir çekebileceğim için biraz daha biriktirip çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Veya kastığınızı oyunda da yatırabilirsiniz uzun vadeli devam edeceğini düşünüyorsanız. Oyunun Discord sunucusuna katılabilirsiniz arkadaşlar. Ve oyunda şuna da bakmak istiyorum arkadaşlar. Burada ranking'i yüksek binalar var. Onları da hemen gezmek isterseniz buradan BSC scanlarını gösteriyor. Burada mesela adam en büyük binaları gördüğünüz gibi sadece family house koymuş. Family house diyorum. Diğer binadan ve değirmen koymuş. Mesela şuradaki arkadaş sadece değirmen koymuş gibi bakabilirsiniz. Yani bunlar da size bir fikir olur arkadaşlar. Ve arkadaşlar şöyle burada stats dediğimiz kısım da var. Kimlerin ne kadar çektiğini, kimlerin ne kadar yatırdığını hepsini arkadaşlar burada withdraw'ları ve depozitlerin hepsini görüntüleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi 572 22, 17, 9, 2.47 hepsinin arkadaşlar burada BSC skanlarıyla var arkadaşlar. Mesela 16.03'te kaç tane çekim olmuş, kaç tane kişi girmiş, hepsini şeffaf bir şekilde göstermesi açıkçası beni çok etkileyen olaylardan bir tanesi oldu. Hani bu kadar şeffaflık, hani tek bir kişinin yaptığı bir projede beklemiyordum açıkçası. Bunu yapmaları gerçekten güzel arkadaşlar. Videoda anlatmak istediklerim bu kadar dostlar. Hani proje bu kadar, hani daha fazla detayına girmeye gerek yok. İsteyenler yatırım yapabilir, istemeyenler de arkadaşlar kendileri bilir. Hani yatırım tavsiyesi olmadığını söyledik zaten. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirim hatırlatma açıp video like verim atabilir. Aynı zamanda bizim Discord sunucumuza katılıp arkadaşlar bu projelerden haberdar olabilir ve siz de katılabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Seviyorsunuz. Bay bay.